Ayrıntılardan iyi akşamlar. Size böyle gülümseterek keyifli başlatmak istedik. Çünkü insanların yüz yüze olması, gönül gönüllü olması ayrı bir keyif. Bu akşam ayrıntılarda iki farklı konukla, iki çok önemli konukla Türkiye'de yine başka bir yerden bakmaya çalışacağız. Türkiye'nin özgür bir ülke olması, Türkiye'nin ifade özgürlüğünün olması, sanatın özgür olması elbette ki en önemli dileğimiz. Önce yayına başlarken bir kitabı size tanıtmak istiyorum. İki can arkadaşım, Eren Aysan ve Zeynep Altıok'un Unutmadık Aklımda, yani unutmadımak diye hashtag açılmıştı. 25. yıllık ağıt kitabını, içinde benim de yazım var. Herkese hararetle öneriyorum. Sivas'la ilgili yine çok önemli bir yayın mutlaka yapacağız. Ama bu kitap elime geldi, paylaşmasam olmazdı. Tekrar ediyorum, Sivas'ı elbette ki unutmadık, elbette ki unutmayacağız. Peki bugün iki konuğumuz var. İlk konuğumuz kimdir? Neden ilk konuğumuz bizim konuğumuz oldu? Ona bakacağız. Çok önemli. Konuğumuz medyada çok hakkında konuşulan bir isim. Ancak ilk defa ekranlarda oluyor. Bakın konuğumuz kim, neden konuk ettik? Evet, başka yerde göremeyeceksiniz. Türkiye'de çünkü belki de Ayşe Öğretmen'in varlığından haberdar olmayan milyonlar bu akşam diziler seyredecekler. Bu akşam başka şeylerle meşgul olacaklar. Ama Ayşe Öğretmen'in Dünyalar Güzeli bebeğinin bu cumartesi günü yaş günü var. Bir yaşına basacak. Eğer 31 Ekim tarihine kadar Anayasa Mahkememiz, Türkiye'nin Anayasa Mahkemesi bu adaletsizliğe dur demezse Ayşe Öğretmen bebeğini de yanına alıp tekrar hapse girecek. Altını çiziyorum. 31 Ekim'e kadar çok az bir zaman kaldı. Anayasa Mahkemesi başvurusu, AYM'ye yapılan başvuruyu eğer gündemini almazsa Ayşe Öğretmen hapse girecek yeniden bir yaşında bebeğiyle birlikte. İşte bu koşullarda bu yayını yapıyoruz. Amacımız Ayşe Öğretmen'in sesinin duyulması, dünya güzeli bebeğiyle birlikte bu hiç de hakkı olmayan cezayı çekmemesi. Sizlerden, Twitter'dan, Instagram'dan, elinizde bulunan bütün olanaklarla Ayşe Öğretmen'i gündeme getirmenizi rica ediyorum. Tek bir temennimiz var, Anayasa Mahkemesi gündeme alsın. Anayasa Mahkemesi'nin değerli hakimleri de bugün lütfen Ayşe Hanım'ı dinlesinler. Ben kendisiyle çok yeni tanıştım. 2 gün önce telefonda konuştuk. Buraya bana güvendi geldi. Ve ben de bu hassasiyetle bu yayını yapacağım. Türkiye'deki vicdan sahibi herkesin de bizimle olacağını umut ediyorum. Lütfen izleyiniz. Kararı hep birlikte verelim. Hoş geldiniz sevgili Ayşe Çelik. Hoş bulduk. Merhaba. Ben sizi gördüğüm anda hemen bir gülümseme oldu yüzümde az önce arkadaşlarla birlikte. Çünkü hayat dolu, gencecik evet. Bir insan, öğretmen bir genç kadın, bir yaşında bir anne, çocuğun annesi aynı zamanda ve umut dolusunuz. Buraya geldiniz, bana güvendiniz, evet. Topluma anlatmaya çalışacaksınız meseleyi. İsterseniz o günden başlayalım. Doğal olarak bir vicdanın sesi oldunuz, milyonlar sizin gibi düşünüyor bir kere. Hani telefonda canlı yayına bağlanmak falan çok da kolay işler değildir. Ne oldu da siz o duyguya kapıldınız ve amacınız neydi? 2008 yılında Dicle Üniversitesi resim bölümünden mezun olduktan sonra Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğretmen olarak çalışmaya başladım. 2008 yılından olayların başladığı tarihe kadar orada öğretmen olarak çalışıyordum. Olaylar başlayana kadar her şey çok sıradandı. Yalnız sokağa çıkma yasakları ilan edildikten sonra büyük bir yıkım, büyük bir trajedi, çok kötü günler yaşadık. Büyük bir insanlık dramı yaşandı. İnsanlar açlıkla, susuzlukla boğuştu. Biz yetişkinler bir şekilde bu durumu idare edebiliyorduk ama çocuklar, yaşlılar bu durumdan çok etkilendiler. Günlerce, saatlerce bomba sesleri, kurşun sesleri, kurşun adres sormuyor. Biz günlerce antrede yatıp kalktık. Bölgenin kavurucu sıcaklığının olduğu bir dönemdi. Biber gazlarından dolayı pencereleri açamıyorduk. Elektriğimiz, suyumuz yoktu. Temel yaşam ihtiyaçlarına erişim çok kısıtlıydı. Evimizde olan gıdalarla yetinmeye çalıştık. Tabii bir yerden sonra bunlar da tükeniyor. Ben artık dayanamayacaktım. Yani
psikoloji mahvolmuştu. Bir an önce Diyarbakır Merkez'e taşınma kararı aldık ve apar topar Diyarbakır Merkez'e taşındık. Normal sıradan bir gün ev işlerimi yaptıktan sonra odaya dinlenmeye geçtim. Televizyon açıktı. Ekranda malum program vardı. Böyle oturdum koltukta, izlemeye başladım. Hani Türkiye'nin doğusu ile batısı birdi. Hani hepimiz aynı gemideydik. Nasıl olur da biz burada bunları yaşarken siz orada gülüp eğlenebiliyorsunuz diye kendimi canlı yayında buldum. Yalnız olayların buralara kadar geleceğini emin olun, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Aklımın ucundan bile geçirmedim, tahmin bile edemedim. Çünkü cümlelerimin hiçbir yerinde suç teşkil edecek tek bir kelime bile yoktu. Ben yaşanan insanlık dramından bahsettim. İnanılmaz yıkımın olumsuz sonuçlarından bahsettim. Yüreğimdeki çığlığı dile getirmeye çalıştım. Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın dedim. Bu cümlelerimin hiçbir yerinde suç teşkil edecek tek bir kelime dahi yok. Bunların sebebi falanca örgüttür, devlettir demedim. Ben insanlar ölmesin dedim. Yani cümlelerim nasıl olur da buralara kadar gelir? Gerçekten anlamıyorum. Bunu anlamayacağım. Peki, siz telefonu kapattıktan sonra Türkiye'de pek çok insan, yani en azından programı izleyen insanlar şöyle bir dakika durdular. Evet. İrkildiler. Belki kendileriyle yüzleştiler. İlk tepkiler nasıl geldi size daha ertesi gün olmadan, daha soruşturma falan açılmadan? Çünkü Türkiye'de bir tartışma başladı hemen. Ve bu tartışma aslında çok haksız bir tartışma. Çünkü ne olursa olsun evlatlar ölmemeli. Ne olursa evet. olsun çocuklar ölmemeli. Bunu da söylemek çok insani. Hele ki bir öğretmen için, bir anne için. O bir gün nasıl geçti? Tabii ben o zaman bir kadın ve bir öğretmen olarak yayına bağlanmıştım. Şimdi hem bir kadın hem bir öğretmen, üstelik anne olarak bunları söylemeye devam edeceğim. Yayın esnasında Beyazıt Bey'in üç defa alkışlatması, seyircilerin alkışlaması, olumlu ve doğru bir şey yaptığım kanaatine vardım. Çünkü gerçekten onlar da benim ne demek istediğimi anladılar. Onlar da yüreğimdeki çığlığa ses verdiler. Birkaç saat sonra bana sosyal medyada başlatılan linç kampanyasının resimleri arkadaşlarım tarafından geldi. Ne tür şeyler geldi? Ne diyorlardı mesela? Ağza alınmayacak hakaretler. Size küfürler mi geliyor? Evet, küfürler. Neden geliyor bu küfürler? Propaganda yaptığım iddiasıyla. Bu kadını neden konuşturuyorsunuz? Benim söylemek istemediğim, sosyal medyada var olan birçok olumsuz yoruma maruz kaldım. Beyazıt Bey ile ilgili de çok kötü olumsuz yorumlar yapıldı. Bir kesim hakaret etti, bir kesim destek çıktı. Ben sabaha kadar yorumları takip etmeye, yazılan çizilenleri okumaya çalıştım. Sonra Beyazıt Bey'in üzerine çok gittiler. Ben kendisini arayıp konuşmak istedim. Beyazıt Bey'in üstüne çok gittiler derken o gece mi Beyazıt Bey'in? Evet evet, ona da bana da hakaret. Ona sizi bağladığı için mi üstüne gittiler? Bana destek verdiği için, beni alkışlattığı için birçok olumsuz eleştiriye maruz kalmıştı. Siz nereye aradınız sonra? Aramadım, arayamadım ben. Aramak istedim. Gerçekten kötü bir niyetimin olmadığını, bütün içtenliğimle, samimiyetimle yaptığım bir konuşmaydı. Sizi zor durumda bıraktıysam kusura bakmayın gibi cümleler kurmak istedim. Evet. Yalnız akşam ana haber bülteninde çıkıp özür dilemesini görünce şok oldum, inanamadım. Ya neden özür diledi Beyazıt Bey sizce? Bilemiyorum. Yani o günü hatırlayanlar bilir. Bu arada sevgili arkadaşlar, Ayşe öğretmenin telefonda yaptığı konuşmayı biraz sonra tekrar verelim. Orada hakaret olmadığını bir daha gösterelim. Bir terör propagandası şöyle dursun. Tam tersine insani bir öğretmen, bir annenin söyleyeceği sözler vardı. Hazır olunca bana şey yapın, onu tekrar gösterelim. O masa VTR'yi niye konuk ettiği tekrar veririz. Evet.
Akşam oldu, haberlere çıktı Beyazıt Öztürk. Özür diledi. Arkasında böyle bir niyetin olduğunu bilmiyordum gibi cümleler sarf etti. Çok üzüldüm. Aslında o anda siz hedef gösterilmiş oldunuz. Böyle bir niyet derken... Yani cümlelerimin çok farklı yerlere gittiğini, saptırıldığını düşünüyorum. Olayların bu kadar büyümesi muhtemelen kanaatimce Beyazıt Bey'in özür dilemesinden kaynaklanıyor. Siz şöyle mi düşünüyorsunuz? Beyazıt Bey eğer özür dilemeseydi bu dava konusu... O kadar büyümeyecekti. Dava konusu olmayacaktı. Belki de konu kapanıp gidecekti. Bir daha sözlerinizi dinletelim mi insanlara? Buyurun, tabii ki. Şundan dolayı vicdani bir şey söylüyorsunuz. Burada tekrar ediyorum, Ayşe Öğretmen'i ben tanıdım. Bırakınız herhangi bir örgütle falan bir teması olmasını. Oradaki çocukların ötesinde bir cümle kurmayacak bir insan. Tekrar konuşalım. Şunu söylemek istiyorum müsaadenizle. Dillerini, ırklarını, kimliklerini bir tarafa bırakıp, gözlerini kapatıp, gerçekten beni iştenlikle dinlemelerini öneriyorum. Şimdi? Evet. Peki. Bir izleyelim tekrar, anımsatalım. Evet Ayşe Öğretmen burada. Tekrar izlettirdim. İzlettirmemin de nedeni vardı. Tabii Ayşe Öğretmen'in sözlerine o gün ne olduğunu anlatalım diye. Evet devam edelim Ayşe Öğretmen. Tam olarak sizle ilgili kuşku duyan insanlar hep şu yerden, sinir ucundan davranıyor. İşte çocuklar öldürülüyor dedi diyorlar Ayşe Öğretmen'e dair. Halbuki siz bir hedef göstermek için onu söylemiyorsunuz. Canlı yayın duygusu içerisinde bir vicdanı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bir, tam olarak meramınızı tekrar lütfen söyleyin, bu şeffaflaşsın diye. Bir de ikincisi, bu yayına bağlanmakla meramınız neydi? Yani Batı'yı da uyarmak ya da oradaki sanatçıların da biraz duyarlı olmasını. Bu ikisini anlatır mısınız lütfen? Dediğim gibi çok kötü insanlık dramı yaşandı. Yaşam hakkı, eğitim hakkı ihlal edilmişti. İnsanlar çok kötü durumdaydı. Ben sadece yüreğimdeki çığlığı bir şekilde, bir nebze de olsa duyurmaya çalıştım. Ben bir vatandaş olarak olayların son bulmasını kimden isteyebilirim ki? Yani... Devlet duysun istediğiniz bir yandan da. Yani... Bütün sorumlular, bütün yetkililer, vatandaşlar, insanlar... Bir şekilde ölümler dursun istedim. Yani bundan yani doğal bir şey olamaz ki. Yani orada insanlar ölüyordu. Az evvel de ekranlarda gösterildi. Ben bir anne olarak şu an konuşuyorum. Bir anne için evladının kaybetmek tarif edilemez bir acı. Üstelik evladınla günlerce aynı evde kalıyorsunuz. Ve o evladını... Ölü bedenini derin dondurucuda bu insanlık dışı bir şey. Bu tarif edilemez bir şey. Yani bir anne için evladının ölümü üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin her zaman ilk günkü gibi tazedir. Ben hiçbir annenin evladını kaybetmesini istemiyorum. Bırakın kaybetmeyi, burnumun kanamasını dahi istemem. Saçının bir teline dahi zarar gelsin istemem. Çünkü ben bir anneyim. Peki Ayşe Öğretmen, oradaki çocuklar, siz öğretmen olarak onlarla muhatap oldunuz o dönemde. Çocukları nasıl gözlemlediniz, ruh hallerini, davranışlarını? Ben o süreçte çalışmıyordum. Ve eğitim hakkı ihlal edilmişti. İhlal edildiğini söyleyeyim. Çünkü sokağa çıkma yasakları nedeniyle eğitim yoktu. Daha önceki dönemde söylüyorum. Diyarbakır'a gelmeden önceki dönemi. Nerede çalışıyordunuz o zaman öğretmen olarak? Ben yıllarca çeşitli okullarda halk eğitimde görev yaptım. Son olaylar yaşanmadan önce halk eğitimde öğretmen olarak çalışıyordum. Sürem dolduktan sonra zaten bırakmak zorunda kaldım. Sonrasında bu olaylar yaşanınca ilçeden merkeze taşındık ve artık... Yapamaz hale geldi. Peki Beyazıt Öztürk sizi aradı mı? Tabii ki hayır, aramadı. Tabii ki hayır derken aramasını beklediniz mi mesela? Hayır, beklemedim. Neden çıkıp da özür diledi? Muhtemelen yoğun bir baskıya maruz kaldı. Özür diledikten sonra ben... Beni aramasını beklemedim. Yüz yüze gelmek ister miydiniz? Mesela tabii bugün ki. Bugün şu anda burada olsa ona söyleyeceğiniz bir çift söz olur muydu? Ne söylerdiniz?
Beni içtenlikle, benim samimiyetimin farkında olduğunu, beni gerçekten gayet iyi anladığının farkında olduğunu biliyorum. Kendisi için de üzülüyorum. Çünkü bilmediğimiz birçok şey olmuş olabilir. Dediğim gibi birçok baskıya maruz kalmış olabilir. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Peki dava nasıl açıldı sizin hakkınızda ve hangi suçtan açıldı? Kısa bir süre sonra terör örgütü propagandası adı altında bir dava açıldı. İlk duruşma Silvan'da gerçekleşti talimat üzerine. Daha sonra Eylül'de Bakırköy Adliyesi'nde ilk defa duruşmaya katılarak bu süreç başlamış oldu. Mahkemede ne dediniz? Yani bir terör örgütünün propagandası yaptığınız iddiası karşısında. Ben kesinlikle hiçbir şekilde propaganda yaptığım iddiasını kabul etmiyorum. Aslında ben söylediklerimden değil, söylemediklerimden dolayı yargılandım. Bir nevi hakkımda niyet okuyuculuğu yapıldı. Çünkü benim söylediklerimin altına imzasını atmayacak bir insan olmamalı. Yani eğer varsa da bu söylediklerimin altına imzasını atmayan insanlığından şüphe duymalı. Çocukların ölmesini kim isteyebilir ki? Size evet bir takım insanlar tepki göstermiş olabilir. Ama bir yandan da Türkiye'de bir vicdanın harekete geçmesi bağlamında sizinle duygudaşlık kuran çok insan oldu. Şöyle bir suni ayrım vardı. O sizin özelinizde ortadan kalktı. Aslında pek çok mütedeyyin ve muhafazakar insan da sizi aradı. Yani hani şöyle bir tablo var ya işte o coğrafyanın insanları sanki sizin yanınızda durdu da diğer yerde yani CHP seçmeni, AKP seçmeni, MHP seçmeni size mesafeli durdu gibi bir yanılgı var. Onu anlatır mısınız? Yok, hayır, kesinlikle. Muhafazakar kesimden, laik kesimden, her kesimden, siyasilerden, milletvekillerinden, vatandaşlardan, annelerden özellikle, öğrencilerden, her kesimden destek aldım. Buradan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Teşekkürü bir borç olarak görüyorum. Şu anda toplumdan ne bekliyorsunuz? Sizin bugün konuşabileceğiniz başka bir ekranda yok. Yani bir kitleye bu kadar doğrudan ulaşabilecek bir ekran yok. Biz bu ekranda sizin bir anlamda sesinizi duyurarak hiç değilse niyetinizin anlaşılması ve o dünya güzeli el kadar bebekle mapusa girmemenizi bir öğretmenin sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için de yargıçlara güveniyoruz. Yargıçların sizi duyup niyetinizi anlayıp gerekeni yapacağını düşünüyorsun. Ben de güveniyorum. Toplumdan ne bekliyorsunuz şu anda? Yani toplum sizin için ne yapabilir? Bizi izleyen insanlar sürekli mesaj atıyorlar. Muhtemelen hepsinin vicdanı kanıyor. Ne bekliyorsunuz? Ne yapabilirler? Yani nasıl algılanmak istiyorsunuz? Bu bir imkan çünkü. Doğru algılanmak istiyorum. Söylediklerimi Türkçe lastik top gibidir. Nereye isterseniz oraya gider. Ben gerçekten samimiyetime inanıp beni doğru anlamalarını isterim. Bana destek çıkmalarını isterim. Neden destek çıksınlar? Ben Ayşe öğretmen olarak konuşmuyorum. Fatma da olabilir, Ahmet de olabilir, Mehmet de olabilir, öğretmen de olabilir, başka bir meslek grubundan da olabilir. Çocuklar ölmesin diyen birinin bu kadar haksızlığa maruz kalmasını, vicdanlarının el vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Peki mahkeme sürecinde karar açıklandı. Neden suçlu bulundunuz? Pişmanlık göstermediğimden dolayı. Size pişmanlık göstermenizi mi önerdi? Yani pişmanlık göstermediğimden dolayı bu cezaya çarptırıldım. Ortada bir suç yok ki. Pişmanlık gösterirken ne diyeceksiniz? Çocuklar ölmesin dedim. Muhtemelen. Ben çocuklar ölsün ortada dememez. Çocuklar ölmesin demenin neresi suç sayılabilir ki? Peki ne kadar ceza aldınız? Bir yıl, üç ay. Bir yıl, üç ay ceza aldınız. Ne hissettiniz o an? Yani keşke bu dilimi tutsaydım mı dediniz? Hayır. Yoksa sözümün arkasında ne dediniz? Hayır. Kesinlikle öyle bir şey söylemedim. Yaklaşık 3 yıla yakındır bu süreci yaşıyorum. Benden çok şey alıp götürdü. Muhtemelen çok şey gidecekti. Ama sonuç ne olursa olsun, her ne yaşarsam yaşayayım, cümlelerimin hiçbir yerine pişmanlık duymadım. Her zaman, her yerde, her koşulda cümlelerimi yinelerim. Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın demekten vazgeçmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi
vicdani duygulara sahip herkesin bu cümlenin en altına imzasının atması gerektiğini düşünüyorum. Peki siz aslında çok siyasete de yakın birisi değilsiniz galiba. Bir de öyle bir yanılgı var. Onu da bir anlatır mısınız? Aslında sizi tanıdıktan sonra hani birazcık tanıdım. Siyasete yani sıcak siyasete mesafelisiniz ya da hani herkes kadar belki bir kanaatiniz var ama o kadar. Şöyle düşünüyorum. Herkes kendi işini en iyi şekilde yapsın. Ben öğretmenim. İşimi en güzel şekilde öğretmenlik gibi kutsal bir görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum. Şimdi bir anneyim. Anneliği en güzel şekilde, evladıma her şekilde yetebilecek şekilde yapmaya çalışıyorum. Biz aileden bu şekilde yetiştik. Yani benim babam, teken emeklisi kendisi, annem ev hanımı. Biz 7 çocuklu bir aileden en büyük çocuk olarak dünyaya geldim. Babam kendini eğitimimize adadı. Hayatta mı anne baba? Evet. Peki onlar ne düşündüler? Yani bir anne bir baba açısından el kadar bebek bir de kızı bir cümle kurdu ve çok acayip şeyler oluyor. Size nasıl yaklaştılar? Yani tabii ki yıkıldılar. Hiç kimse evladının bu tarz olaylarla, bu tarz sıkıntılarla karşı karşıya gelmesini istemez ki. Az evvel dediğim gibi 3 yıla yakındır ben çok kötü günler atlattım. Neler oldu İşimden mesela? Oldum, İşiniz memleketimden yok. Oldum. Evet, memleketimden oldum derken mecburen bu tarafa. İstanbul'a yerleşmek zorunda kaldım. Ailemden uzaklaştım. Onlar orada mı yaşıyor hala? Evet, hı-hı. Orada yaşıyorlar. Benim kızım uzun yıllar sonra... uzun yıllar sonra bir evlada sahip oldum. Çok şükür. Siz uzun yıllar sonra anne oldunuz. Evet, evet. Yani evliliğiniz uzun bir süresinden sonra anne oldunuz. Evet. Evladınıza da yeni kavuştunuz evet, bir dönemde. Evet, evet. Ve hamilelik süreci doğum sonrası benim için inanılmaz zor geçti. Büyük yıkımlar, travmalara sebep oldu. Çok kötü günler atlattım. Ailem tabii ki bunlara şahitti. Çünkü ben şu anda İstanbul'da kızımı ailem olmadan tek başıma büyütmeye çalışıyorum. Bu benim için de zor. Yaşadıklarımı onların da şahit olması, tanık olması tabii ki onlar için de... Yani şey dediler mi, kızım bir dilini tutamadın mı yoksa helal olsun kızım sana be. Yok hepimizin... ikisini de demediler ama onlar da dediğim gibi herhangi bir... Üzüldüler tabii. Tabii ki çok üzüldüler. Çünkü cümlelerimde herhangi bir yanlış olmadığı için bu cezaya çarptırılmama onlar da bir anlam veremediler. Peki sonuç itibariyle hapse girmeniz gerekti. Toplumda büyük bir vicdan oluştu aslında, bir infial de oluştu. Pek çok insan sizinle benzer duyguları taşıdı ve size karşı yapılan bir haksızlık olduğunu düşündü insanlar. Oraya geleceğiz ama o kampanyanın biraz başarılı oldu sizin içeride. Ama hapse girmek tabii ürkütücü bir şey ve bir bebekle girmek. Ne oldu orada? Hapishanedekiler sizi nasıl karşıladı? Hapishanede ne yaşadınız? Bir bebekle hapishanede olmak ve orada halen bizi izleyen, bebekleriyle hapishanede olan insanlar ne hisseder? Siz ne kadar kaldınız? Biraz anlatır mısınız? Ben 20 Nisan'da teslim oldum. 4 Mayıs itibariyle tahliye oldum. Tahliye derken aslında bir tür izin. 6 ay ertelemeyle. Evet, bir tür izin. Evet. Cezaevi... Öyle ekranlarda, dizilerde izlenildiği gibi bir yer değil. Çok anlatınca tekrar oralara gidiyorum da gitmek istemediğim için tıkanıyorum. Ama biraz vicdani bir sorumluluk. Orada da bu acıları yaşayan insanlar var. Belki onların sorunlarını sizin dile getirmeniz değerli olabilir burada. Şöyle söyleyeyim. Ben annenin suçunda değilim. Annenin suçu ne olursa olsun, hiçbir çocuğun yeri cezaevi olmamalı. Şartlar çok ağır. Yetişkinler için çok ağır. Hele ki çocukları söylemeye bile gerek duymuyorum. Bakın biz 12 kişilik koğuşta 32 yetişkin kalıyorduk. 12 kişilik koğuşta 32 evet. Kişi, çocuklar da var. 9 çocuk Deren ile birlikte 10 çocuk olmuş oluyor. 42 kişi kaldı. Evet. Yani. İki katlı, küçük... dar bir yerdi.
Tabii ki hayatımda ilk defa cezaevine giriyorum. Ben koridorlardan geçtiğim zaman neye uğradığımı şaşırmıştım. Çocuklar ölmesin diyen bir insanın yeri burası olmamalı. Hele ki minicik 6 aylık bir bebeğiyle buralara girmemeli, giremez. Hangi vicdan bunu kabul ediyor? Hangi din bunu kabul eder? Yani biz içeri girdikten sonra bir cezaevinin avlusundan girdik. Koğuş kapısı açıldı. Koğuş kapısından kapı açılır açılmaz sigara dumanıyla karşı karşıya geldim. Yani inanılmaz bir yoğun duman vardı. İçeride sigara içenler, binanın çok eski olması. Dediğim gibi mahkumların Diyarbakır E-Tipi kapalı cezaevi. 12 kişilik koğuşta 32 kişinin kalması. Şartlar çok kötüydü, çok ağırdı. Yani inanın evet kısa gibi görünen 2 hafta çok ağırdı. Ben girer girmez Deren burada yapamaz. Çünkü Deren'in çoklu gıda alerjisi var. Büyük bir titizlikle, dikkatle, araştırmalarla, özveriyle onu beslemem gerekiyor. Vereceğim her gıdayı 3'er gün takiben vermem gerekiyor. Alerjisi var mı yok mu bilip ona göre devam mı edeceğim, keseceğim mi bunu bilmem gerekiyor. Ama o şartlarda bu mümkün değildi. Ben ona mama hazırlarken kaynar suyumun hazır olması lazım. Böyle bir şey mümkün değildi. Düşünsenize insanlar yerde iç içe yatıyor. Bir yatağı 2 kişi kullanıyor. Ben 2 hafta süre zarfında 3 yatak değiştirmek zorunda kaldım. Peki siz girdiğinizde cezaevindeki insanlar sizin kim olduğunuzu biliyorlar tabii mıydı? Nasıl davrandılar? Tabii. Olumlu yaklaştılar. Yardımcı olmaya çalıştılar. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım girerken. Yalnız dediğim gibi şartların ağır olması nedeniyle ben Deren'i hemen çıkartmak istedim. Ve o akşam Deren cezaevinden çıktı. Annemlere gönderdim. Anneniz aldı. Hı hı. Sizin için bir de ayrı bir hasretlik bu sefer kaydı. Ben yanarım balama, balam yanar balasına diye. Hem benim için ayrı yanıyordu. Kızım için ayrı yanıyordu. Ben aslında her zaman ilahi adalete güvendim. Yani evet çok kötü günler geçirdim. Muhtemelen bir süre daha geçireceğim ama bu karanlık günlerin biteceğini, aydınlık günlerin bizi beklediğini biliyorum. Şuradan inanıyorum. Beni güçlü tutan, ayakta tutan ilahi adalete olan güvenim, inancım. Peki bir süre sonra dışarı çıktınız. Evet. Toplumsal olarak bir duyarlılık gösterildi ve bir karar alındı. Geçici bir rahatlama sağladınız. Fakat aklınızda hiç kuşku yok ki hep yeniden içeri gireceğim duygusu olacaktır. Ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurdunuz. Yeniden yargılanma istediniz değil mi? Evet. Nedir oradaki talebiniz? Adil bir yargılanma istiyorum. Ben AYM'nin yüksek yargıya güveniyorum. Bu kararı bozup tekrar yargılanıp beraat edeceğime inanıyorum. Çocuklar ölmesin demenin gerçekten suç sayılmayacağını, sayılmadığını, onların da bu karar vereceğine inanıyorum. Peki Beyazıt Öztürk sizi 3 kez alkışlattı. Evet. Mesela onu şahit olarak göstermeyi düşünmediniz mi? Yani Beyazıt Bey gelsin, oradaki iyi niyetime o da tanık, oradaki insanlar da tanık. Bunu aklınıza gelmedi mi? Ben canlı yayında bir konuşma yaptım. Hı-hı. Bunu bütün Türkiye izledi, bunu bütün Türkiye dinledi, bütün Türkiye'ye şahit oldu. Hayır yani ben biliyorum bunu şey anlamında söylüyorum. Hani mahkemede belki bir yüz yüze gelme ve belki orada bir vicdan oluşma imkanı olmaz mıydı? Bilemiyorum. Düşünmediniz onu hiç? Yok hayır. Öyle bir şey tercih etmediniz? Hayır. Peki bugün çıkıp Beyazıt Öztürk dese ya ben aslında o gün o telaşla böyle bir yanlış bir beyanatta bulundum dese ki ya Ayşe öğretmeni şimdi dinledim, bu yayında da dinledim. Buraya bağlansa ya da kendi yayınlarından birinde söylese. Dese ki ya ben Ayşe öğretmenin vicdanına inanıyorum.
Bir faydası olur mu sizce? Geç kalınmış bir karar, geç kalınmış bir konuşma. Faydası olmaz mı hiç? Hani belki... Kırgın mısınız ona? Yok, hayır, değilim. Herhangi bir duygu... Çünkü onun da doğruları, onun da gerekçeleri mutlaka vardır. Ya, o konuda bir düşünceniz yok anladığım kadarıyla. Hiç ben aslında o konuya girmek istemiyorum. Ama işte o canlı yayında oluyor olması çok ilginç oluyor. Yani bir de eğlence programında söylüyor. Yani politik bir ortam değil. Öyle gerilim yok. Yani sizin belli ki bir evde duygulanıp bir telefon... Politik bir ortam olmuş olsaydı bu kadar büyümezdi. Ve bu kadar büyümesinin sebebi Diyarbakır'dan aranıyor olmasıydı. Yani bu telefonun Diyarbakır'dan değil de İstanbul'dan, İzmir'den olmuş olsaydı... Benim gibi terörist değil, kahraman ilan edilirdi muhtemelen. Size teröristten mesela ağrınıza gitti herhalde. Tabii ki. Ne hissettiniz o zaman? Yani duygu olarak bir de bu hiç niyetiniz olmayan bir anlam ortaya çıkıyor. Bugün de gerçek niyetiniz ortaya çıksın diye ben sizi ağırlamak istedim. Hani toplumla tanıştırmak istedim. Çünkü hani öyle bir niyet olmadığını siz defalarca söylediniz. Dediğim gibi ben siyasetçi değilim. Tamamen vicdani duygularla yapmış olduğum bir konuşmaydı. Aynı 31'inde hapse gireceğinizi düşünüyor musunuz? Hayır, ben yüksek yargıya güveniyorum. Hakkınızda olumlu bir karar alacağına inanıyorsunuz. Evet. Peki eğer bu karar ayın 31'ine kadar olmazsa siz ayın 1'inde hapse mi gireceksiniz? Evet. Bu kararın bir an önce verilmesi gerekiyor. Çünkü kalınırsa karar için ben 31 Ekim'de zaten cezaevine girmiş olacağım. Bana kesilen cezayı çekmiş olup çıktıktan sonra... Ne kadar yatmanız gerekecek? 1 yıl 3 ay ceza ama yatarı 11 ay. Ben cezayı çektikten sonra olumlu ve olumsuz bir karar vermelerinin bir anlamı olmayacaktı. Bir anlamı gecikmiş bir karar olacak. Zaten ben yaşayacağımı yaşamış olacağım. Kızımdan ayrı kalmış olacağım. Peki şu anda psikolojik olarak kendinizi en kötü koşullarda hazırlıyor musunuz yani? Ben güçlü olmak zorundayım. Her şeyden önemlisi benim ilgiye muhtaç, tamamen bana bağımlı. Bir minicik, savunmasız, masum bir yavrum var benim. Ben iyi olacağım ki o da iyi olmak olacak. Ben güçlü durmak zorundayım. Onunla ilgilenmeye, sevgimi vermek zorundayım. Onun çoklu gıda alerjisi var, bronşit... Yani rahatsız, hastalıklı bir kızım var benim. İyi olmak zorundayım ki onunla ilgilenip ona bakabileyim. Bir de hapse girerseniz çocuktan ayrılacaksınız tabii. Yani hapse Deran'ı götüremem. Dediğim gibi şartlar çok ağır. Yani sigara içilen bir ortam. Benim kızımın sağlık problemleri var. Ama onu bırakırsam... Şimdi bir anne evladından nasıl ayrılacak? Annem tansiyon şeker hastası. Yani bilemiyorum ne yapacağımı şu an gerçekten bilemiyorum. Götürsem bir türlü, götürmesem başka bir türlü. Yani insanlar size nasıl bakıyorlar? Dışarıda karşılaşanlar, sizi tanıyanlar oluyordur mutlaka. Yok, olmuyor. Hiç konuşan oluyor mu? Ya Ayşe öğretmen biz seni anladık, seni duyduk falan dedin. Yani böyle bir durum oldu mu hiç? Tabii beni tanıyanlar bana kesinlikle destek çıktıklarını, benim A'dan Z'ye söylediklerim, sarf ettiğim bütün cümleleri hak verdiklerini, anladıklarını söylüyorlar. Ama beni terörist ilan edenler, propaganda yaptığımı iddia eden insanlar hala ne yazık ki var. Ben onlar adına üzülüyorum. Çünkü dediğim gibi vicdanen yapılan bir konuşmaydı. Hiçbir siyasi tarafa ya da herhangi bir tarafa kesinlikle çekilmemesi gerekiyordu. Sadece onlar adına üzülüyorum. Keşke biraz daha vicdanlı olabilseler, keşke biraz daha objektif yaklaşabilseler. Çalışamıyorsunuz değil mi? Evet. Bir taraftan. Peki o nasıl cereyanacak önümüzdeki dönemde sizce? Yeniden mesleğinize dönebilmeyi umut ediyor musunuz? Şu an hükümlüyüm. Oy bile kullanamadım. Bırakın çalışmayı, oy kullanamadım. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi Anayasa Mahkemesi olumlu bir karar verirse, karar bozulur. Yakın bir zamanda beraat etmiş olurum.
tekrar işime geri dönerim. Öğretmenlikten biraz konuşsak. Neden öğretmen olmak istemiştiniz? Öğretmenlik sizin için ne? Çocuklar sizin için ne ifade ediyor? Değerini kabul ediyoruz sizin evladınız ama bir öğretmenin en önemli özelliği bütün çocukların onun evladı olması. Evet. Dünyanın en zor ve en kutsal görevi. Yani insanlar kendinden sonra gelen nesilleri bilgileri öğretmenler aracılığıyla aktarılır. Ülkelerin geleceği iyi bir eğitimi, iyi bir eğitim ise öğretmene bağlıdır. Öğretmen yol gösterendir, bilgisiyle ışık saçandır. Etrafını aydınlatarak karanlığa meydan okur. Bir heykeltıraş bir nesneyi nasıl yontup şekillendirip bir sanat eseri ortaya çıkarıyorsa, öğretmen de bir çocuğa dokunup o çocuğu şekillendirendir. Yani saygı duyulması gereken ve tabiri caizse baş tacı edilmesi gereken insanlardırlar. Hiç öğretmenlik mesleğine ihanet ettiğiniz duygusuna asla, kapıldınız mı? Asla. Yani bu söyledikleriniz de aslında öğretmenlik mesleğinin sorumluluğuyla söylenmiş sözler değil mi? Kesinlikle. Ben yıllarca ülkeme daha nasıl faydalı olabilirim diye derse girmeden önce çocuklara nasıl etkinlikler yapıp da onların yaratıcılığını, onlarda var olan cefiri ortaya çıkarabilirim diye düşünüp plan yapıp öyle derse girerdim. Çünkü öğretmen bir çocuk için önemli bir modeldir. Eğer bir öğretmen o çocuğun minicik kalbine dokunup onun dünyasına girip de o çocuğun kahramanı olabiliyorsa ne mutlu ona. Son bir cümle söyleseniz insanlara ne söylersiniz? Zamanımız doldu çünkü. Her zaman her yerde cümlelerimi tekrarlıyorum. Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın. Hiçbir yerde hiçbir çocuk ölmesin. Hiçbir annenin yüreği yanmasın. Çünkü annelik o kadar kutsal ki 9 aylık zor bir yolculukta birçok sıkıntılarla, risklerle karşı karşıyasınız. Mutluluğu, hüznü, acıyı, endişeyi, korkuyu trajikomik bir şekilde aynı anda yaşıyorsunuz. O bebeğin kalp atışını duyduktan sonraki heyecan bambaşka bir şey. Keşke anneler ölümsüz olsa. Keşke hiçbir çocuk ölmese. Anayasa Mahkemesi'ne seslenseniz bir de o cümleyi alayım hakimlere. Ben yüksek yargıya sonuna kadar güveniyorum. Bu yanlış kararı bozacaklarına inanıyorum. Bu vebalin, bu günahın altına girmeyeceklerine inanıyorum. Çünkü ben kızımdan ayrıldım. Bir çocuk için en önemli besin anne sütüdür. Kızım anne sütünden mahrum kaldı. Kızımla beraber cezaevine tekrar göndermeyeceklerini, bana bunları yaşatmayacaklarına inanıyorum. Güveniyorum, sonsuz güveniyorum. Teşekkür ediyorum Ayşe Öğretmen. Ben teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, gencecik bir kadın, bir öğretmen, bir anne, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı. Kararı siz verin bir taraftan. Ben kararımı ne türden verdiğimi dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdım zaten. Tarihe bir belge olarak bıraktım. Ayşe Öğretmen'le bugün gördüğünüz gibi siyasi çekişmelerin dışında konuşmaya çalıştık. Çünkü öyle bir derdimiz yok. Anayasa Mahkemesi'nin çok değerli yargıçlarının bu hassasiyeti göstereceklerini umuyorum. Siz de görüşlerinizi benimle paylaşırsanız ben de Ayşe Öğretmen'e göstereceğim. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri Zeliha Berksoy burada olacak. İstanbul Tiyatro Festivali'nin bu sene onur ödülünü aldı. Kendisiyle acısıyla tatlısıyla bütün bu olanları konuşacağız bu ülkenin bir yurttaşıyla. Ayrıntılar devam edecek.